Sizlerle Google araçlarını öğreneceğiz. Zamanımız el verdiği ölçüde kimisini uygulamalı, kimisini detaylı olarak analizini yaparak, bütün araçlarına değinerek Google araçlarını detaylı bir şekilde öğretmeye çalışacağım sizlere. Genel bir konu değil. O yüzden her anlattıktan sonra soru sorabilirsiniz. Bir gözüm chat bölümünde olacak. Sorularınız varsa chat bölümüne yazıp iletebilirsiniz. Şimdi Google araçları kullandığımız birçok dersimizde, ders dışında bize yardımcı olan çok faydalı araçlar ve Google'un kendi içerisinde barındırdığı araçların hepsi tamamıyla ücretsiz. Yani hem öğretmene hem öğrencilere, Google araçlarını kullanan herkese ücretsiz bu içeriklerini Google sunuyor. Tabii Google araçlarını kullanmak için öncelikle Gmail hesabı açmak yetiyor. Google'a girdiğinizde ya da Google'a Google yazdığımızda Google çıkan web sayfasından bir kendimize Gmail adresi oluşturabiliriz. Gmail hesabı olan kişiler için Google'ın birçok araçları ücretsiz olarak otomatik hemen açılıyor. Çünkü Gmail hesabıyla, mail hesaplarıyla Google araçlarına girdiğimiz için dolayısıyla bir mail hesabımız olması gerekiyor. Şimdi Google'a girdikten sonra google.com.tr üzerinde kendi ana sayfasında tabii ortada bir arama kısmı var. Burada ben daha önce arattım işte Google'daki kullandığım uygulamaları, arattığım kelimeleri vesaire görebiliyorum. Sağ tarafta da Gmail, görseller ve şöyle 9 noktalı şekilde bir Google uygulamaları yer alıyor. Ve sağ tarafta da sizin Google'u kullandığınız Gmail hesabı, Gmail hesapları diyelim daha doğrusu yer alıyor. Burada Google hesabınız üzerinde birden fazla Gmail hesabına erişim sağlayabilirsiniz. Sizler Google'da hangi Gmail hesabını açarsanız Google aramalarınız ona göre değişir. Benim biraz önceki aramalarım farklıyken Gmail hesabımda aramalarım daha farklı hale gelmiş durumda dolayısıyla. Yani şöyle söyleyeyim, Google açmış olduğunuz size özel bir veri tabanı oluşturuyor arka planında. Kullanmış olduğunuz uygulamalar, Google Chrome'da internet arama geçmişleriniz, kullandığınız siteler, yani bir siteye giriyorsunuz, web sayfasına giriyorsunuz diyelim. Size diyor ki Google ile üye ol, Google ile kaydol mesela. Bu tarz seçenekler olduğunda Google ile kaydolduğunuzda o sitedeki bilgiler bu sefer Google'a da gitmiş olabiliyor gibi. Yani çok da güvenilir mi, güvenilmez mi? Tam detayını hani biraz tartışılır, yoruma açık bir konudur ama ben genel itibariyle Google'un bütün araçlarını kullanıyorum. Güvenli midir, güvensiz midir hiç bakmıyorum. Çünkü bütün hepsi işime yarıyor açıkçası. Hepsini de hem kendime hem öğrencilerim için de kullanıyorum. O yüzden Google araçları benim için çok faydalı. Google araçlarına gitmek için dedik bu sayfa üzerinden şu sağ üstteki noktacık olan yerlere, Google uygulamaları olan yerlere tıklayabiliyorum. Veya şu uygulamaların herhangi bir tanesi açıkken de bu Google uygulamaları sekmesi buraya geliyor. Ben Google ürünlerine gitmek istediğim zaman tabii mesela diyelim şöyle Google ürünleri yazdığımda Google'un web sayfası üzerinden about.google üzerinden de Google'un araçlarına ulaşabiliyorum. Google'un görmüş olduğunuz birçok uygulaması aynı zamanda cep telefonunda yükleniyor. En büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Yani şu gördüğünüz uygulamaların birçoğu aynı zamanda cep telefonu uygulaması da var. Bu birincisi. İkincisi hızlı olması ve gayet kullanışlı olmaları. Yani hız açısından her türlü bağlantıda, Wi-Fi'de veya mobil veride çok sizi böyle yavaşlatmaması. Bu diğer özellik. Başka bir özelliği de kullanıcı çokluğu. Yani Google'ın uygulamalarında siz çoğu zaman hani kişi sınırı görmezsiniz. Mesela atıyorum Google Gmail'de sınırsız mail vardır veya Google Keep'te sınırsız not, Google kişilerde sınırsız kişi ekleme vesaire veya Google Form'larda sınırsız anket, sınırsız kişi sayısına oylama gibi Google'un birçok aracında kişi sayısının sınırsız olması en büyük avantaj. Yani hani duyuyoruz işte şöyle bir şey yapacağız, ne yapalım edelim ya Google araçlarını kullanın diyoruz mesela. Neden? Çünkü Google araçları birçok alanda ücretsiz. Google'un ürünlerini tartışacak olursak sırasıyla gitmek istiyorum ben. Ben Google Keep ile başlamak istiyorum. Google Keep diyelim dijital sistem üzerinden, bilgisayar üzerinden dijital anlamda bir not tutmak istiyorsunuz. Yani dışarıda
dışarıdasınız, evdesiniz veya atıyorum bulunduğunuz bir yer içerisinde dijital not tutacaksınız. Ben bunu derste öğrencilerime yaptırıyorum mesela. Genelde tabii bir defterlerine notlarını tutuyorlar ama dijital not tutmak benim gözümde şu dönemde, şu çağda çok önemli. Yani bildiğiniz bir şeyi, bilgiyi, gerçek bir bilgiyi dijitalleştirmek, somutlaştırmak, bilgisayara aktarmak veya telefona, dijital ortama aktarmak çok önemli. Bunlar için de bazı programlar kullanıyoruz. Bunların en başında da Google Keep geliyor. Diyelim bir not alma programı Google Keep. Ya dışarıda bir şey gördünüz, hoşunuza gitti, çok beğendiniz vesaire. Bunu hemen not almak istediniz. Yani bilgisayarınıza diyorsunuz ki bunu hemen not almak istiyorum, unutmamam lazım. Açıyorsunuz Google Keep'i. Google Keep üzerinde tabii size bazı not seçenekleri sunuyor. O not seçeneklerinde not ekleme vesaire. Mesela şurada not alın diyorsunuz. Diyelim ki bir şiir gördünüz, çok hoşunuza gitti, size arkadaşınız gönderdi. Hemen buraya yapıştırıyorsunuz. Mesela Burak yapıştırıyorum. Google Keep'i cep telefonuma kurduğumda bu sefer Google Keep uygulaması cep telefonumda da bu notlar aşağı doğru çıkıyor. Kişisel olarak kullandığınız yıllık planlar, yazılar, atıyorum o haftaki ders planı veya o haftaki özel mesajlar, özel bilgiler, eğitim günleriniz, saatleriniz, randevularınız vesaire birçok bilgi varsa bunları Google Keep'te tutabilirsiniz. Bunları tabii bildirim açıp hatırlatıcı olarak kullanabilir. Daha sonra etiket olarak vesaire Google takvime aktarabiliyorsunuz. Ama Google Keep'in benim en sevdiğim tarafı şu. Ben Google mesela Gmail hesabıma bir giriş sağlayalım. Google'dan Gmail hesabına giriş sağladığınızda sizin karşınıza sağ tarafta otomatik olarak şurada Google Keep çıkıyor. Bakın hemen şurada Google Keep çıkıyor. Yani Google üzerinde tuttuğunuz herhangi bir not varsa Gmail hesabından bunu göndermek istediğinizde sağ tarafta ulaşabiliyorsunuz. Google ürünlerinden benim en sevdiğimi Google Keep olarak söyleyebilirim. Tabii hepsini tanıtacağım bugün. Hatta bazılarıyla uygulama da yapacağım sizlerle. Daha sonra en baştan şöyle devam edelim. Google aramayı zaten bildiğiniz. Google'un işletme profili olarak kullanılan bazı yazılımları var. Yani şöyle diyelim bir web sayfanız var mesela veya diyelim bir şirketiniz var. İnternet üzerinden satış yapıyorsunuz, pazarlama yapıyorsunuz. Yani tabii hiç satış pazarlama yapmıyorsanız da sadece diyelim bir web sayfası açtınız, insanlara faydalı olsun diye böyle içerikler paylaşıyorsunuz diyelim. Google işletmeler gibi, Google kendi ürünleri gibi bazı sayfaları kullanabiliyorsunuz. Bunlar sizin kullandığınız sayfayı böyle ön plana çıkmasını sağlıyor. Yayın olarak sayfayı yönetmenizi sağlıyor, süreci yönetmenizi sağlıyor. Ben mesela kendi sistemi eklediğimde bu web sayfamı benim internette bir şirket olarak, işletim olarak ekledim. Yani burada herhangi para falan kazanmıyorum. Sadece hani buradan hiç faydalı içerik paylaşıyorum. Bunun hakkında işte analizler veya yorumlar, işte iletiler, fotoğraflar, bu sayfa hakkındaki bazı verileri çekiyor buradan. O tarz bilgilere ulaşabiliyoruz bu tarz araçlardan, Google'un bu aracından. Google haritalar hem cep telefonunda hem de bilgisayar üzerinde benim çok sevdiğim bir Google uygulaması. Google Maps olarak öğrencilerimiz bunu atölyelerde, evlerde çoğu zaman kullanıyor. Ve son zamanlarda çok çok daha yeniledi kendini ve gerçek anlamda Google'un birçok ürününe bakarsak Google Maps'in çok ayrı bir yeri var. Çünkü birçok alana sizi direkt olarak götürüyor. Yani mesela şöyle diyebiliriz. Google üzerinde gitmek istediğiniz herhangi bir kenti yazdığınızda, bir ülkeyi yazdığınızda, bir şehri yazdığınızda o şehre gitmekle kalmıyor. Sizi o şehrin gezilebilir ve cadde cadde, sokak sokak gezebildiğiniz alanlarına direkt olarak götürüyor. Ve sağ alt tarafta bir tane böyle sarı işte bileşen var. Bunu böyle tutup bıraktığınızda nereye bırakırsanız sizi o şehrin otomatik olarak oraya indiriyor ve istediğiniz bu şekilde böyle yaklaşarak dediğim gibi yani her saatimi gezebiliyorsunuz her ülkenin, her caddenin. Bunu tabii çok eskiden beri kullanıyoruz. Google Earth olarak da yine daha gelişmiş olan bir versiyonu da var. Oradan da kullanabiliyoruz özelliklerini. YouTube var. YouTube Google'a ait bir ürün ve Google'un kullandığı video düzenleme, video yükleme aracı ve hemen hemen YouTube'un
Google'un en çok kazanan ad şirketlerinden bir tanesi diyebiliriz. Evet, Google Play var daha sonra. Tabii Google Play'in amacı Android'in olması. Android Google'a ait bir firma ve Android yazılımının Google'a ait olması sebebiyle Android'e yazılım üretecek içerikleri de Google Play'de üretiyorlar. Tabii bu Google Play bütün halka açık. Herkes bu Google Play'e bir uygulama geliştirebilir, araç geliştirebilir, uygulamaya atıp gönderebilir. Google Haberler önemli bir kısım yine. Google Haberler sizin kişisel tercihinize göre haber sistemi oluşturuyor. Yani teknoloji alanıyla ilgilenebilirsiniz, bilim alanıyla ilgilenebilirsiniz veya dünya çapında takip etmediği hiçbir şey yok. Sadece eğitimle alakalı ben istiyorum ama Türkiye'deki eğitim sistemini sadece haberleri istiyorum. Sadece sizin kendi ülkenizdeki bazı etiketlere yazarak burada sadece o alanda haberleri takip edebilirsiniz. Bu çok güzel bir özellik. Mesela sizin için dediğimde sizin Google'da en çok okuduğunuz haberleri zaman zaman karşınıza çıkartmaya başlıyor. Teknolojiyle alakalı işte hangi alanda mesela en son çay üreticilerin kapanma olmadan diyor mesela yerel bir haber. Ben bu alanla alakalı bir haber bakmışım daha önce de karşıma çıkmış gibi. Böyle ilgi alanınıza göre, araştırmalarınıza göre karşınıza çıkartıyor. Duygusal bir arama motoru diyebiliriz buna. Gmail'i zaten birçoğumuz biliyor ama Gmail'in şu özelliğini bilmiyoruz. Bunu belki de herkes bilmiyor. Bizim Gmail gibi kullandığımız Google araçlarının temelinde ve daha doğrusu en başında Google Drive var. Google Drive bizim Google tabanlı bir bulut depolama sistemimiz ve her Gmail adresi kullanan kişiye Google Drive 15 GB'lık bir kullanım alanı sağlıyor. Bunu da Google Drive'a girince sol alt tarafta görebilirsiniz. Şu anda 208 MB'lık bir dosya alanım var mesela. Burada kendi dosyalarınızı sistem içerisine atıp burada bulut tabanında yedekleyebilirsiniz. Bunlar sizin resimleriniz olabilir, görselleriniz olabilir, herhangi bir klasörünüz olabilir. Hocam sizce haberler için Google haberler mi yoksa Band mı daha iyi? Bana sorarsanız Philip Ward hocam en güzel haber oluşturma aracı diyebilirim. Şimdi Google Drive üzerinde sizin oluşturduğunuz sol tarafta sizinle paylaşılan drive'lar, en son oluşturduğunuz drive'lar ya da işte çöp kutusuna daha önce silmiş olduğunuz dosyalar vesaire yer alıyor. Şimdi drive şurada yeni klasöre tıkladığınızda Google Drive üzerinde bulut tabanlı bir dosya, bir klasör oluşturabiliyorsunuz. Bunlar sizin dosyalarınızı internet üzerinde yedeklemenizi sağlıyor. Ben diyelim evimde şu anda bilgisayarımda bir dosyam var yaklaşık 1 GB. Yani bunu okuluma gidince akıllı tahtamda açmak istiyorum. Flash'ımı atmıyorum da Google Drive'ıma yedekliyorum. Çünkü her kullandığım yani bu hafta boyunca 6-7 farklı derse gireceğim ve her dersimde bu içeriğimi kullanacağım. Belki video da olabilir bunlar veya birden fazla dosya da olabilir. Bunları Google Drive'ıma yedekliyorum. Güzel tarafı buraya yedeklediğiniz dosyaları tek bir klasör olarak diyelim yaparsanız bir klasör açtınız ve Classroom diye bir klasör açtım atıyorum. Bu hafta öğrencilerime 20 tane video izleyeceğim. Açtım o 20 tane videoyu attım Google Classroom içerisine. Sadece bu dosyanın linkini kopyalıyorum. Okula veya flash belleğime atıyorum neyse tahtadan o linki açtığımda direkt olarak bu drive'a gidiyor ve oradaki videoları direkt olarak öğrencilerime izletebilirim. Yani yanımda taşımama, tekrar indirmeme vesaire yapmama da dolayısıyla gerek kalmıyor. Bulut tabanlı bir teknoloji sistemi kullandırtırıyor size. Daha sonra Meet var. Google Meet, internet tabanlı Google'un bir görüntülü konuşma aracı. Burada Google Meet üzerinden görüntülü konuşma yapabiliyorsunuz ve Google tabanlı mesela şurada yeni toplantı dediğinizde daha sonra toplantı oluşur. Mesela anlık toplantı başlat diyorsunuz. Burada işte bir Zoom gibi diğer kullanılan görüntülü konuşma yazılımları gibi bir yazılım ekranı açıyor size. Mesela şöyle de bir ekranı var. Kopyala mesela katılımcı listesi oluyor. Ben mesela bunu şöyle chat bölümüne bir kopyalamak istiyorum. Şöyle birkaç kişi eğer varsa yanımıza gelebilir. Mesela bu linke bir tıklayalım. Linke tıkladıktan sonra katılımcı listesi sizin önünüze geliyor ve katılımcı listesinden kabul etmek istediklerinizi ekleyip işte görüntülü konuşma sayfanızı alabiliyorsunuz. Mesela Elif hocam gelmiş. Kabul ediyorum. Elif Keskin katıldı diyor ve Elif hocamla veya başka birçok öğretmenin katılarak da görüntülü konuşma yapabilirim. Mesela tümünü göster diyorum. Kabul et. Mesela hocalarım geldi. Bayağı bir hocam var şu an. Hepsini kabul ettim. Kameramı da aktif yaptım. Evet, hocalarım sesi
Bir hocam daha geldi, onu da kabul ettim. Böyle yine bir Zoom gibi, birçok platform gibi görüntülü konuşabiliyorsunuz. Aynı zamanda katılan kişilere buradan ekran paylaşımı yapabiliyorsunuz. Yine çok fazla yavaşlama vesaire de olmuyor. Gayet de hızlı ve kullanılır bir yapısı var. Ama sıkıntılardan biri böyle herkesi kabul etmek zorundasınız. Genel olarak kamuda falan çok kullanılıyor bu. Hani birçok kurumda daha hızlı ve profesyonel olan bir araç. Şurada mesela şimdi göster dediğimde ekranınızın tamamı diyorum ve yine bir ekran paylaşımı yapabiliyorum. Yine bir Zoom gibi. Ama ben şu anda görüntüyü ve toplantıyı ana ekrana dön. Şuradan. Neyse kapattım onu. Siz de çıkabilirsiniz tabii. Yine Google'ın en güzel, en sevdiğim araçlardan bir tanesini tanıtmak istiyorum size. Şu Google Trendleri tanıtarak devam etmek istiyorum. Var mı burada bir sorumuz? Google Trendlere gelelim. Mesela Google Trendler dünya çapında sizin en çok kullanılan kelimeleri, cümleleri vesaire dünyada en çok kullanılan kelimeleri veya ne bileyim hani cümle olarak da atabiliyorsunuz. Onları bulmanızı yer alıyor. Mesela koronavirüs, koronavirüs Türkiye, işte futbol, Amerika futbolu, Dünya Kupası vesaire işte bazı ünlüler gibi bazı kelimeler atabiliyorsunuz. Ya yani mesela burada diyelim Google aratmak istediğim bir kelime. Ya iki kelimeyi aratabilirsiniz mesela. Karşılaştırma anlamında kullanabiliyorsunuz. Mesela Google ile Microsoft. Mesela Google ile Microsoft'u ben Google Trendler'de aratmak istediğimde son 12 ayda Google'ın daha çok arandığını, hatta bunu son 5 yıl yaparsam, bakarsam mesela son 5 yılda yine şu anda evet Google'ın arattığını, Microsoft'un değişmediğini ya da mesela şöyle pazar yapalım, bir de mesela cuma yapalım. Son 5 yılda değil de bunu son 30 günde yapalım mesela. Google'da işte sadece cuma günlerinin mesela cumanın aratılması ya da işte son 12 ayda. Yani burada birden fazla kelime de aratabiliyorsunuz. Ya bunu şöyle yeni bir kavram oluştururken mesela bir proje yapıyoruz, isim bulacaksınız. Dünya çapında bir web sayfası açacaksınız. Yani trend kelimeleri bulmak istiyorsunuz diyelim. O alanlarda kullanabilirsiniz bunu. Çok da işinize yarar. Mesela Türkçe ve İngilizceyi ben bunu bazen merak ediyorum. Böyle çok İngilizce. Yani çok fazla da merak ettiğim kelimeler oluyor. Bazen acaba hangisi daha çok aratılmış diye bakıyorum internete. Mesela son 12 ayda pazar değil bu ya. Türkçe ile mesela Türkçe ile İngilizcenin karşılaştırmasını yapmak istediğimde evet Türkçenin her zaman gibi daha çok arattığını görebiliyorsunuz. Ya burada trend kelimeler veya cümleler de olabilir. Onları aramanızı sağlıyor. Popüler yani bu tarz şeyleri merak ediyorsanız Google Trendleri bu anlamda kullanabilirsiniz tabii ki. Çok faydası olacaktır size. Evet, ben yine chat bölümüne bir bakacağım. Sohbet uygulaması var. Google Chat bu. Google Chat'te yani burada yani link olarak ekliyorsunuz. Oda falan açıyorsunuz. Açtığınız odada birileri geliyor. Sohbet, muhabbet tarzında bir sistem kurabiliyorsunuz. Yani bu şekilde kullanılan bir uygulama. Buna çok fazla detayına inmiyorum bu uygulamanın. Bundan sonra kişiler Google üzerinde telefonda kullandığınız kişiler bölümünü gösteriyor. Size zaten cep telefonuna yeni bir kişi eklediğinizde soruyor. Google Gmail adresini kullanmak istiyor musunuz vesaire diye. Eğer onu seçerseniz Gmail hesabınız kişiler bölümüne telefon numaranızı yedekliyor. Sadece telefon numarası, kişi adı vesaire. Tabii bazı CV'sinde isteyebiliyor. İşte yedekleyebiliyorsunuz kişileri de. Ailem, okulu, grubu vesaire diye. Onları da aynı şekilde alıyor. Yani cep telefonunuza Gmail hesabına kişilerin yedeklediniz ve daha sonra telefonunuz kayboldu, çalındı ya da vesaire. Yeni bir telefon aldığınızda Gmail hesabınızda otomatik olarak Google'a giriş yaptığınızda kişiler bölümünde otomatik o kişiler telefonunuza senkronize oluyor. Hiçbir şekilde kişileri kaybetmiyorsunuz ve gayet de güzel bir uygulanma olduğunu ben düşünüyorum. Hele son zamanlarda sim karttan tekrar telefonu atıp vesaire eskiden çok büyük bir sıkıntıydı. Öyle bir problemden bizi kurtarmış oldu.
Google takvim, planlama, programlama yaparken kişisel ve günlük hayatınızda sizin planlı programlı çalışmanızı sağlıyor. Bunu da sol tarafta görevler, hatırlatıcılar, sizin bağlı olduğunuz Classroom'da sınıflarınız varsa hepsi çıkıyor. Ve yine aynı şekilde Google'un kullandığınız diğer ürünlerinde herhangi bir Google ürünü kullanıyorsanız da onları direkt buraya da çekebilirsiniz. Ne gibi? Yani mesela ben Google e-tablolarda bir tablo yaptım. Bunu 26 Nisan'da öğrencilerime göndereceğim. Mayıs'ta vesaire. Bunu direkt olarak buraya ekleyip bir bildirim açabiliyorum. Yani ben kendi eğitim planlamalarımı, öğrencilerimle veya Zoom derslerimi, ders planlarımı, ödevlerimi, projelerimi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ve bir alarm gibi, bildirim gibi de size böyle çok rahatsız etmeden sizi uyarıyor, hatırlatma vesaire yapıyor. Yani Google takvim günlük hayatınızda mutlaka kullanın ve gerçekten çok işinize yarar diye düşünüyorum. Bunu anlatırken şu örneği vermek istiyorum buna. Google ile alakası yok ama Times grafik aracı var. İnternet tabanlı bir, yani online bir araç bu. Burada yeni etkinlik yapıp daha detaylı böyle analiz şeklini böyle aylara, günlere, haftalara bölerek dosya halinde zaman çizelgesi program oluşturmanızı sağlıyor. Bunu anlatmışken bunu da anlatmış araya sıkıştıralım böyle. Şimdi takvim dedikten sonra Google çeviri aracımız var. Google çeviri hem telefonda hem bilgisayarda çok rahat kullanılabilen bir araç. Zaten Chrome kullanıyorsanız, tarayıcı olarak kullanıyorsanız girmiş olduğunuz herhangi bir yabancı web sayfasında direkt olarak bunu çeviriyor. Yani otomatik olarak çeviriyor. Bu şekilde de dil bakımından çeviri yapabiliyoruz ve tabii birçok alanda işimize yarıyor. Telefonda da kurduğumuzda bu uygulamayı telefonda da web sayfalarını otomatik olarak Google Chrome'dan çeviriyor. Yani aynı işlemi telefonda da yapıyor. Ve Google çevirinin bir diğer en önemli zaten orijinal faydası dil olarak çevirebilme özelliği. Yani herhangi bir dili, farklı bir dili çevirebiliyor. Burada hiç bilmediğiniz rastgele bir dil olduğunda onu buraya yazdığınızda o dili algılayıp hangi dile çevirmek istediğinizi buradan seçip o dile de çevirebiliyorsunuz. Ortalama 5000 kelimeye kadar kelime yazabiliyorsunuz burada. İster kelime yazın, ister cümle yazın, isterseniz doküman üzerinden bunu ekleyin. Mesela benim 20 sayfalık bir Word dosyam var. Bunu ekleyip burada bütün dosyayı direkt olarak İngilizce çevirebilirim. Dosya olarak da çeviri yapmanız yine mümkün Google araçları üzerinde. Fotoğraflar var. Ben buna girmeyeyim. Google'da sizin var olan fotoğraflarınızı yedeklemenizi sağlıyor. Telefonda yüklediğiniz fotoğraf çektiğiniz bunları Google Fotoğraflar uygulamasını indirerek fotoğraflar sekme, hani fotoğraflar özelliğini yükleyebilirsiniz. Tabii buraya yüklediğiniz fotoğraflar Google Drive üzerinden bir yedekleme çekiyor. Yani 15 GB'lık alanı işgal ediyor yine. O alanla alakalı. Yani tabii fotoğrafları, videoları ne kadar yüklesek de 15 GB'ı genel olarak geçiyorlar günümüzün telefonlarının kalitesini hesaba katarsak. O yüzden hani çok fazla bir önemi yok gibi gözükse de fotoğraflar yine önemli bir özellik. Duo uygulaması var. Google Duo görüntülü konuşma yine uygulaması. Burada işte iki kişilik karşıdaki kişiyle görüntülü konuşabiliyor. Yine sohbet, muhabbet edebiliyorsunuz diğer uygulamalar gibi. Çok da fazla hani ben kullanmıyorum bunu. Evet, gelelim Google'un önemli araçlarına. Bunlara geçmeden şunu anlatmak istiyorum ben. Google şöyle bir girmek istiyorum Google Alerts uygulamasına. Google Alerts diye bir araç var. Bu internet üzerinden sizin internette aratmak istediğiniz cümleler, kelimeler varsa diyelim kodlama. Mesela ben kodlama üzerinde var olan uyarılar, hani Google size bazı uyarı getiriyor. Yani yeni bir şey olduğunda, yeni bir haber bir şey çıktığında uyarı gösteriyor sizin karşınıza. Onunla alakalı uyarı oluşturabiliyorsunuz. Mesela kodlama Rize dedim. Mesela ben bu iki kelimeyi pinlemek istiyorum. Yani uyarı olarak oluşturmak istiyorum ve herhangi bir haberde internet üzerinde hem kodlama hem de Rize yazılan bir şey olduğunda bana direkt olarak uyarı vermesini istiyorum. Mesela böyle olabilir. Ya işte falancı kelimeleri yazıp o kelimelerle herhangi bir haber, herhangi bir internette bir Google bir şey bulduğunda size onunla alakalı uyarı vermesini istiyorsanız Google Alerts'i bu şekilde kullanabilirsiniz. Google'ın yine çok farklı bir platformu. Ve Google AdSense var. Google Ads ile işinizi büyütün diyor. Bu internette günümüzde daha çok YouTuber'ların genel olarak kullandığı ve bunun hakkında çok çok fazla video çektiği bir sistem, bir araç. Diyelim bir YouTube hesabınız var ve bu YouTube hesabınız 6 bin, 7 bin veya neyse
bin kişilik veya milyon veya işte yüz binlerce kişiye ulaşıyor. Biliyorsunuz Google kendi ürünlerinde belli bir sayının üstünde ise tıklanma varsa, izlenme vesaire varsa diyor ki Google AdSense hesabını kullanarak kendine bir işletme profili açıp o işletme üzerine para kazanabilirsin. Mesela YouTube'da bugün 100 bin abone oluyor bir genç. 100 bin abone de Google AdSense'e kayıt oluyor. Ve kayıt olduktan sonra tabii bunun vergi olması, ticari kazanç olması işleme katarak onun ayrı detayları var tabii. Hani bunlar kişisel bazı olarak söylüyorum. Bir öğretmen böyle bir sistem içine zaten giremez. Diyelim hani Google AdSense ne diyor buna? YouTube hesabını bize gönder diyor. YouTube hesabının üzerinden biz sana belki bir vergi karşılığında aylık para yatıralım, para kazan. Bugün yüksek aboneliği olan birçok YouTube üzerine kullanıcı kişiler Google AdSense hesabına kayıt olarak belli bir izlemelerden para kazanıyorlar. Para kazandığını nereden anlıyoruz? Reklamlarda kanallarında reklam çıkıyor mesela. Sürekli reklamlar oluyor vesaire. Oradan reklam koyarak belli bir vergisini kendisine alıyor. Tabii Türkiye'de bundan bir belli bir %2 vergi çekiyor gibi. Google AdSense hesabı böyle genel olarak bir para kazanma amaçlı genelde kullanılıyor. O şekilde Google'ın ürünlerinden bir tanesi. Ve ben devam ediyorum tabii yine uygulamalarıma. Google'un en güzel uygulamaları, en sevdiğim uygulamaları Microsoft gibi önceden kullandığımız Microsoft mesela PowerPoint, işte Word, Excel dosyalarının Microsoft tabanlı online hali şu an var. Yani Microsoft üzerinden Office 365 şeklinde. Ama bunların aynısında Google'ın ürünleri var. Mesela Google Doküman. Yani Word dememiş de Google Doküman demiş. Excel dememiş de e-tablo demiş. PowerPoint dememiş, e-slide demiş mesela Google. Bunlar sizin internet tabanlı dosya oluşturmanızı sağlıyor. Ve buradaki dosyalarda herhangi bir tanesinden bir link paylaşarak karşıdaki kişilerle basit bir şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Ben diyelim bazı veriler çekmek istiyorum. Yani karşımdaki kitle, yani mesela siz olun. Sizden kısa zamanda birçok veri toplamak istiyorum. Mesela şurada birinci kişi diyelim bir. Hatta şuraya kişi değil de mesela şuraya adı yazsın. Şuraya takım yazsın. Takım. Hatta takım yazmayalım ya. Mesela şuraya şehir yazalım. Mesela branş. Adı, şehir ve branş. Benim mesela yüzlerce, binlerce öğretmenim var. Ben bunlardan kısa zamanda bir veri toplamak istiyorum. Google e-tablo gibi araç var. Mesela diyelim ki burada bilgi diyorum, kaydediyorum. Direkt Excel tabanlı bir ekran gibi şu an görebilirsiniz bunu. Yani bilgisayarda kullandığımız Excel'i düşünelim. Excel'de nasıl menüler, orta ekranda hücreler varsa online hali yine bunun bu şekilde Excel gibi. Ve çok basit mantıkları var aslında. Üçünü de aynı anda anlatmak istiyorum. Google dokümanları da yine aynı şekilde açıp veya Google slaytları da yine benzer şekilde şöyle açıp mesela bir tane Google slayt açalım. Onun üstünden devam edelim. Neyse bu olsun fark etmez. Mesela bir Google doküman açtınız. Dediniz ki çocuklar sizinle akşam hep birlikte bir hikaye yazacağız. Ben buraya bir tane hikayemi şöyle rastgele bir hikaye yazdım. Ve ben bu hikayenin devamını sizden isteyeceğim dediniz. Paylaş kısmına gelip paylaşıp bu link üzerinden öğrencilere paylaştığınızda öğrencileriniz buraya etkileşimli olarak içerikler ekleyebilirler. Ve sizler eklenen içeriklere yorum koyabilir, resim ekleyebilir veya devamını getirebilirsiniz. Mesela ben bilgi olarak şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Paylaş dediğimde tabii size önce soruyor Google tabloyu, dokümanı, ya yani bunlar Google araçları ve her Google aracını paylaştığınızda size mutlaka sorar kiminle paylaşacaksın diye. Ben bunu paylaştığımda şu aşağıdaki kısmı şöyle görüntüleyen, yorumcu ve düzenleyen olarak belirleyebiliyorum. Yani Google'ın Google Doküman, Google e-tablo ve Google Slide araçlarını kullanırken burada yaptığınız içerikleri başkalarına paylaşırken size sunmuş olduğu üç farklı seçenek var. Görüntüleyen, yorumcu, düzenleyen. Yani bu formu nasıl paylaşmak istiyorsun? Görüntüleyen dediğinde burada yapmış olduğunuz bir tablo hazırladığınız, evet öğretmen arkadaşlar bu haftaki ders planımız, programımız bu dediğiniz link olarak attığınız herkes oradan bakacak. Değişim yok. Yorumcu dediğinde sadece yorum ekleyebilir. Mesela yorum ekler. İşte Ahmet Hoca yazmış ki hocam benim dersimi salı gününe şu güne alabilir misin? Atıyorum. Yorum eklemiş. Düzenleyen dediğinde ya ben artık ben günleri gönderiyorum ki herkes kendi planı programını kendi yapsın. Mesela tamamlandı diyorum. Şu anda paylaş dediğimde zaten bağlantı kopyala seçeneği var burada. Ben chat bölümüne bir geleyim. Şöyle chat bölümüne
Ben linki yapıştırayım ve linke bu sayfaya girer öğretmenlerine rica ediyorum. Adınızı, şehrinizi ve branşınızı bir yazın. Ben de sizler bunu yazana kadar chat'teki sorulara bakayım. Şöyle. Özden Hocam, Kocaeli, Dilek Hocam, Gamze Hocam, Hülya Hocam, Cemil Hocam, Oktay Hocam, Seyhan Hocam, İcran, Melek Hocam, Elif, Eda, Şengül, Gamze, İmim, hepsi, bütün öğretmenleri burada. Branş dışında şurada Gamze Hocam Ankara'da yazmış. Boş bulmuş bir yere Ankara yazmış oraya. Şurada mesela isim kısmı. Mesela Cemil Hocam Rize'den. Evet, şu an bir hocam hepsini İzmir olarak değiştirdi. İşte buranın sıkıntısı o. Hani aslında öğrencilerle veya öğretmenlerle bu tarz dosya paylaşımı yapmak istediğinizde herkesin adını yazın sol tarafa. Herkes isminin yanına yaz. Ben şu anda herkesin adını yazmadığım için şu anda bir karışıklık oldu. Oktay Gazioğlu İzmir bütün sistemi ele geçirdi diyebilirim. Paylaş dediğimde. Ya bunun güzel tarafı bu. Etkileşimli olması, kısa zamanda çok veri toplayabilmeniz. Yani güzel tarafı bu. Şimdi ben tabii doldurduğum bu verileri şu alt taraftan değiştir diyerek düzenleyen değil de bunu bu sefer görüntüleyen olarak değiştiriyorum ve artık bu sisteme giriş yapmayı kapatıyorum. Artık kimse herhangi bir şekilde giriş yapamaz. Tabii bunu yaptıktan sonra doküman olarak ister yapın. Burada da doküman olarak da bunu yapabilirdik. Yine paylaş dediğimde buraya herkes bir şey yazabilirdi. Veya slide olarak da yapabilirdi. Mesela 10 tane slide yaptım ben burada. 10 sayfalık hikaye yazdığımı düşünün. Diyelim ki çocuklar sınıfım 30 kişi, 30 sayfalık bir PowerPoint dosyası açtım. Her sayfa yazdım. 1, 2, 3, 4. Mesela diyorum ki Mehmet, birinci sayfanın hikayesini sen yazıyorsun. Ali, ikinci sayfanın hikayesini sen yazıyorsun. Linki paylaştığımda öğrencim tıklıyor buraya, gidiyor ikinci sayfaya. Oradaki hikayeyi tamamlıyor mesela. Böyle basit bir şekilde etkileşimli olarak veya takım halinde veya bir işi biri başlar, diğeri devamını getirir veya siz başlarsınız, bütün sınıf size eşlik eder. Bu tarzda takım çalışmaları olarak kullanabilirsiniz bunları. Ya yani bunlar Google'ın bu araçları, bu üç aracı o offline olan ofis araçlarını online olarak yapıyor ve buna aynı zamanda etkileşim katıyor. En güzel tarafı da bu. Ben mesela diyelim Excel'de bu tablomu yaptım. Okey. Ne yapıyorum? Dosya kısmından şuradan indir seçeneği var. Word'de de, Excel'de de, PowerPoint'te de bu işlem böyle. İndir dediğinizde bu dosyayı Excel olarak veya bir PDF olarak indirebiliyorsunuz. Mesela ben bunu Excel dosyası olarak bilgisayarıma indirdim. Tamam, indirdim. Açıyorum indirdiğim Excel dosyasını. Online olarak hazırladığım Excel dosyasını yani e-tabloyu bakın direkt olarak bilgisayarımda bu sefer gerçek Microsoft Office'in Excel programında gördüğünüz gibi açtı. Ve hiçbir hücresinde bozulma dahi olmadı. Ben şu hücrelerden herhangi bir tanesine toplama yaptırsaydım, oradaki o matematiksel işlem dahi benim sisteme iner, ekranımın bu köşesine yine çıkardı. Hiçbir bozulma olmadı. Renklendirme bile yapsaydım o bile yine burada çıkardı. Bu özellik böyle. Dokümanlar kısmında şöyle bir özellik var. Google dokümanları kullanırken de bütün bu işlemleri yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Yani şöyle mesela araçlar kısmından yazım denetimi yapabiliyor. Veya burada yine makro ekleyebiliyorsunuz. Biçim dediğinizde temayı değiştirebiliyorsunuz. Altyazı, kalın yazı vesaire buradaki grafikleri yine kullanabiliyorsunuz. Excel'in birçok özelliği aynı zamanda online olarak burada da geçerli. Kılavuz çizgilerini açıp kapatabiliyor. Formül çubuğunu açıp kapatabiliyor. Veya dışarıdan bir resim, grafik, form veya matematiksel bir işlem ekleyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz matematiksel anlamda soru oluşturmak, matematiksel anlamda Word dosyasına, Excel dosyasına bir matematiksel soru yazmak artık zor. Bunu Excel gibi, işte Word gibi dosyalardan online şekilde de, offline şekilde de yapabilirsiniz. Mesela dizi, işte bilgi amacıyla, mesela şurada finansal, matematiksel anlamda kullandığınız birçok sistem burada var. Karekökünden tutun da sinüs kosinüsüne kadar hepsini otomatik yazabilirsiniz burada aynı zamanda. Google dokümanların şöyle bir özelliği var. Burada araçlar kısmında sesle yazma özelliği var. Mesela öğrencileriniz konuşarak kitap yazmak istiyor. Yani bunu böyle o ses tuşu var ya basılı tuttuğunuzda bir şey yapıyorsunuz. Yani mobil uygulamalardan değil. Öğrencime ben diyorum ki çocuğum Word dosyasını açacaksın. Bana projeni hani bir hikaye yazacaksın ama kendi sesinle yani böyle okuyarak klavyeli değil okuyarak açıyor mesela online olarak Google dokümanı sesle yazmaya tıklıyor. Açıyor bunu. Merhaba.
Şöyle bir açalım. Herkese merhaba. Bugün biraz geri mi geldi acaba? Evet. Şu anda hikaye yazıyorum ve hikayeme başlamadan önce sizlerle öğretmen arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Tabii böyle benim gibi arada çok beklerseniz bazılarını böyle atlayacaktır. Ama detaylı ve internet bağlantınız da tabii burada biraz da önemli. Bu şekilde bir anlatım yaparsanız sesli olarak sizin söylediğiniz birçok bilgiyi veya sesli olarak ilettiğiniz birçok kelimeyi otomatik olarak burada yazacaktır. Bu şekilde sesli olarak yazmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Yani Google'ın bu araçları tamamen etkileşim sunuyor herkese ve hem öğrencilerinizi hem size internet tabanlı çok güzel etkileşimli bir ortam sağlamış oluyor. İsterseniz kullanın, isterseniz oluşturduktan sonra da silebilirsiniz. Yine Google araçları arasında ben devam ediyorum. Google Blogger ve Google Jamboard ile devam edeceğim. Google Blogger online olarak bir blog oluşturma aracı, bir wiki, bir web sayfası oluşturma aracı. Hem ister öğrencilerin, ister sizin olsun, herkes günümüzde artık bir kendisine wiki, blog oluşturmak istiyor. Hem ders kaynaklarını, müfredatları, yapmış olduklarını dijital ortama aktarmak isteyebilir ya da öğrencileriniz yapmış olduğu çalışmaları dijital ortama aktarabilir ve eğer öğrencinizin tabii yaşı 18'den büyükse bu yapmış olduğu blogdan, web sayfasından çok insan tıklarsa para bile kazanabiliyor. Yani bu şekilde de alternatifleri var. Burada benim kendi okulumda mesela öğrencilerimde genel olarak performans notu verdiğim dönemler oluyor mesela. Diyorum ki bazen çocuklar proje yapacağız. Hani herkes bir alanda işte dünya ilgilendiren, işte küresel iklim olabilir vesaire. Dünyanın sorunlarından bir tanesini web sayfasına dökmenizi istiyorum. Ve o web sayfasında o problemlerin haberlerini ekleyin. Öğrencimin bir tanesi işte küresel ısınmayı bir olumsuz olarak durum görüyor. Bununla alakalı bir web sayfası, bir blog oluşturuyor. Oraya haberler ekliyor. İyi tarafları, kötü tarafları, yapılan çalışmaları. Yani böyle bir kendi kişisel sayfası da olabilir tabii. Sizin belirlediğiniz bir temada da öğrencinin çalışmalarını sergileyeceği bir ortamda olabilir. Google Blogger böyle oluştur dediğinde sürükle bırak yöntemiyle bir web sayfası oluşturuyorsunuz burada. Çok basit ve kolay bir kullanımı da var. Google Jamboard. Google Jamboard internet tabanlı, internet ortamında çalışan sanal bir tahta. Sanal bir hani dijital beyaz bir tahta aracı. Google Jamboard'da eğer grafik tabletiniz varsa yanınızda herhangi bir bu kalemle vesaire direkt USB ile bağladığınızda kalem tuşunu seçtiğinizde burada çok kolay matematiksel işlemler yapabiliyorsunuz ve bunları yapabilir daha sonra silebilir veya buraya diyelim ki dışarıdan bir resim ekleyeceksiniz. Türkçe sorusunun ikinci sorusunu bir resim olarak eklemek istiyorum. Görsel olarak ekledim üzerinde işlem yapıp o soruyu detaylı olarak öğrencilerine çözebilirim veya önemli yerleri böyle kırmızıyla, yeşille, maviyle işte böyle vurgulayabilir. Daha sonra bunun işte ekran görüntüsünü alıp bilgisayarıma kaydedebilirim. Google Jamboard bir beyaz tahta aracı. Dersinizin kapsamına göre kullanıp değerlendirebilirsiniz. Google Classroom. Google Classroom'u tabii anlatmak saatler alır ama internet tabanlı görmüş olduğunuz en geniş kapsamlı internet üzerinde çalışan aynı zamanda mobil uygulama avantajı da sağlayan bir sanal sınıf aracı. Google Classroom üzerinde siz herhangi bir sınıf oluşturuyorsunuz. Sadece tek bir sınıf oluşturuyorsunuz. Ve oluşturduğunuz bu sınıfa öğrencileriniz bir sınıf kodu ile dahil oluyorlar. Şöyle bir sınıf kodu oluyor. Ya da link olarak sınıfınıza dahil oluyorlar. Tabii Google Classroom gibi sınıf araçlarını kullanan öğrencilerinizin her birinin Gmail hesabı olmak zorunda. Öğrencileriniz Gmail hesabı açtılar. Dedi çocuklar herkes Gmail hesabı açsın kendine. Tamam öğretmenim açtılar. Siz de bir Gmail hesabı açtınız, oluşturdunuz. Geldiniz Classroom'a bir tane sınıf açtınız. Sınıfınıza da işte daha önce oluşturduğum bir sınıf var benim mesela burada. Burada kişilerim yer alıyor. Bu kişilerimde davet ettiğim öğrenciler yer alıyor ve öğrencilerime burada çalışmalar gönderebiliyorum vesaire birçok alanda şöyle hatta ben sınıflarıma geleyim. Hatta yeni bir tane şu sınıfımı ben arşivliyorum şuradan. Komple siliyorum. Şimdi yeni bir tane sınıf oluşturacağım. Eğer öğretmen yeni bir sınıf oluşturduğunda sağ taraftan sınıf oluştur diyor. Ama öğrenci öğretmeninin verdiği bağlantıyla sınıfa katılmak istiyorsa sınıfa katıl diyor. Ben bir tane sınıf oluşturup sizi de eklemek istiyorum mesela buraya.
Şöyle sınıfımın adı 1, 2, 3 olsun. Çok önemli değil. Bölüm, konu, oda vesaire yine birçok bilgi var tabii burada. Bunları da kişisel yani doldurabilirsiniz. Bir öğretmen birden fazla sınıfta branş derse girebiliyor mesela gününüzde. O şekilde değerlendirebilirsiniz tabii. Ben bu sınıfımı oluşturdum. Hiç sizi bekletmeden hemen şuradan bağlantı adresini sizinle paylaşmak istiyorum ve sınıfıma davet etmek istiyorum sizleri de. Şöyle sınıfıma bir dahil olun. Tabii sınıfa dahil olmadan önce davet kodları açılı mı, kapalı mı, sıfırla mı? Bazen öğrenciler sınıfa katıl dediğinde sınıf kodu istiyor direkt olarak. Bu kodu değiştirebilirsiniz. Yani neden? Bazen bazı harfler yan yana gelince sıkıntılı bir kelime olmuş olabiliyor. Yani öğrencilerin gözünde yanlış anlaşılabiliyor. O yüzden sıfırla dediğinizde farklı bir sınıf kodu veriyor size. Ya da bunu kapatabiliyorsunuz. Dediğiniz ki 30 tane öğrencim var. Bütün öğrencilerim artık geldi. Davet kodunu kapatabiliyor. Artık hem sınıf koduyla hem de link bağlantısıyla artık sınıfınıza hiç kimse katılamıyor. Benim şu anda kişiler bölümüne tıkladığımda bakıyorum gelen öğretmenim var mı? Evet, şu anda 11 tane öğrencim geldi. Linke tıklayan öğrencilerim buraya geliyor. Ve bunların her biri benim artık öğrencim olmuş oluyor. Ben oluşturduğum Google Classroom'daki sınıfıma öğretmen de ekleyebiliyorum. Yani öğretmen sistem üzerine benim gibi değişiklik yapabilir, sınıfı yönetebilir hale geliyor. Akış kısmından sınıfımın panosu. Mesela buraya herkes bir duyuru ekleyebilir, merhaba yazabilir, yayınlayabilir. Herkes yapmış olduğu ödevi, projeyi burada paylaşabilir. Yani isim olarak mesela şuradan ekle dediğinde herkes bir Google Drive'dan dosya ekleyebilir. Buraya bir YouTube linki ekleyebilir veya bir resim, fotoğraf ekleyebilir. Yani her türlü paylaşım yapabilir. Ve ben yapılan herhangi bir paylaşımın altına yorum da ekleyebilirim. Öğretmen olarak. Öğrenciler de yine kendi yapmış oldukları paylaşımların altına yorum ekleyebilir. Onları kendi aralarında böyle değerlendirebilir vesaire. Mesela Burcu Hocam merhaba yazmış. Bunun altına ben merhaba yazabilirim. Daha sonra bunu işte silebilirim vesaire. Ya da ben okul panosuna yani akış bölümüne bu haftalık ders planını paylaştım mesela. Ama Ali bana diyor ki hocam ben sınıftayım ama paylaştığınız şeyi göremedim öğretmenim. Ben ne yapıyorum? Paylaşmış olduğum bunu şuradan bağlantıyı kopyala diyorum. Ali'ye gönderiyorum. Direkt olarak Ali bunu görmüş oluyor gibi mesela. Bu şekilde öğrenciler görebilir. Tabii bu akış kısmını değiştirmek için şuradan akış ayarını değiştirebilirsiniz. Ayarlar sekmesine tıkladığınızda öğrenciler yalnızca yorum yapabilir. Yalnızca öğretmen içerik ekleyebilir, yayınlayabilir. Yani size kişisel yapabilirsiniz bunu öğrencilerin kapatmasını istiyorsanız. Burada not sistemi var yine. Bu şekilde de bir ayarı var. Onu şuradan anlatacağım. Sınıf çalışmaları kısmı var mesela burada. Şunu siliyorum. Sınıf çalışmaları kısmında siz öğrencilere ödev, test, soru, materyal, aynı zamanda konu oluşturabilirsiniz. Mesela sınıfınız var diyelim 11A sınıfı. 11A sınıfımda konu seçeneğine tıkladığımda işte edebiyat dersi, matematik dersi vesaire birçok dersi ekleyebilirim sınıf öğretmeni olarak. Ve her sınıfta fenle alakalı bir konu oluşturduğumda fen bilgisi öğretmenimi ekleyip o konuya öğretmenimin çalışmalarını görebilirim. Öğrencileri diyelim ki bu pazar günü online toplantı yapacağız diyelim veya Zoom üzerinden ders yapacağız diyelim. Akış kısmına geliyorum. Bu haftaki Zoom bağlantı linkini buraya paylaşıyorum. O saatte öğrencilerim o linke tıkladığında oradan online toplantı yapmış oluyoruz. Ya da Google Meet'i de kullanabilirsiniz mesela buradan. O şekilde de iletişim sağlayabilirsiniz. Ama benim Google'ın en çok sevdiğim tarafı Google Not sistemi. Google üzerinde yani Google Classroom'un en çok sevdiğim tarafı Google Classroom üzerinde öğrencilerinize çalışmalara not verebiliyorsunuz. Mesela ben size çok basit bir şekilde ödev oluşturmak istiyorum. Diyelim ki bana bir resim gönderin. Bu resime talimatlar yani bir ölçüt vesaire girebilirsiniz. Mesela şuna 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 göre bir resim gönderin. Veya puanlamaya göre resim yani bir ödev istediniz. Mesela performans ödevi isteyeceğim ben sizden. Herkesten performans ödevi bana göndermesini istiyorum. Teslim tarihi giriyor. Mesela 10 dakika sonra bitiyor. 1 ay sonra bitiyor. 3 ay sonra bitiyor. Teslim tarihi bakın çok önemli. Konular çok önemli. Hangi konuda öğrencilere ödev gönderiyorsanız o konuları burada yani ödevleri konulara bölebiliyorsunuz. Paylaşım olarak hani kategorize etmek hem sizin için hem karşınızdaki öğrenciler için çok faydalı. Notlandırma anahtarı. Ben öğrenciye bir ödev gönderdim. Tamam.
Öğrenci bana ödevi gönder. Öğrencinin kimisi 95 almış, kimisi 93 almış. Hocam bana 93 girdin, Ali'ye 90, 91 girdin, işte Ayşe'ye 70 girdin. Neye göre girdin bunları? İşte buna göre girdin. Neye göre? Puanlama anahtarı oluşturuyorum. Buna tıkladığımda burada ölçüt başlığı, puan sistemi, yani detaylı bir not çizelgesi oluşturuyorum. Öğrencilerime bana gönderdikleri ödevi sistemli olarak buradan not anahtarlandırma yapabilirim. Yani çok zamanımı almaz diye düşünüyorum. Ben bundan bir tane oluşturayım. Mesela birinci not sistemim, ölçüt açıklaması. Mesela 50 diyeyim buna. Bir tane daha ölçüt ekliyorum. Bu da ikinci not sistemim. Bu da 50 otomatik olarak. Bakın sağ üst tarafta toplam puanlamamı oluşturdu. 10 farklı puan ölçütü oluşturabilir. Toplamda 100'e tutturabilirsiniz. Yani her 10 işte yazım hatası, erken gönderme gibi böyle kendinize göre ölçütler oluşturabilirsiniz. Ben bir tane ölçüt oluşturdum. Değerlendirme ölçüsü oluşturdum. Şimdi sizden bir ödev isteyeceğim. Diyelim ki herkes bana bir resim göndersin veya resim veya şiir göndersin. Neyse. Şurada sağ tarafa bastığımda ödev mi, planlı mı, taslağı mı kaydet? Yani taslak dediği şey daha sonra da yapabilirsiniz bunu. Ben bunu ödev olarak vereceğim ama kime vereceğim? Tüm öğrencilerimi. Bunu seçerseniz bütün öğrencilere gönderir. Ama bazı öğrencileriniz sınıfta çalışmalarıyla ön plana çıkmıştır. Onlara ek ödev verebilirsiniz veya bazıları geri kalmıştır. Onlara da yine ek çalışma vermek için kişisel olarak seçebiliyorsunuz. Ben hepinize göndermek istiyorum. Gönderdim, ödev ver dedim. Şu an hepinizin sınıf kısmına yani bildirim kısmına öğretmenin size ödev verdiği kısmı geliyor. Akış kısmında da bunu paylaşabiliyorsunuz aynı zamanda. Bakın şurada bir ödev yayınladı diyor size. Kişiler bölümünde öğrencileriniz var. Burada sınıftan "Aa" dedim ya bu hocam burada ne işi var vesaire bu yabancı deyip çıkarabilir. Veya buna e-posta gönderebilir, özel olarak konuşabilir. Veya yok sayabilir. Sınıftaki gelişmelerden haberdar olmasını istemeyebilirsiniz. Hani veya görmesin diye yapabilirsiniz. Mesela sınıf çalışmalarımda ben biraz önce çalışma gönderdim. Şu an hiç teslim eden yok. 19 tane öğrencime gitmiş. Şu an hiçbir teslim eden öğrencim olmamış. Tabii son teslim tarihini yazmadım burada. O yüzden burada herhangi bir yazmıyor. Yarın yazıyor direkt. Mesela bekleyeyim bir bakalım teslim eden çıkacak mı? Bir resim gönderin mesela. Size çıkan ekranda ödeve tıkladığınızda ödev geri gönder seçeneği çıkacak. Orada resim, dosya. Evet mesela iki tane öğretmenim göndermiş. Mesela Hülya Hocam bana gönderdiğim projeye göre bir ödev göndermiş. Tıkladığımda açıyorum. Sayfayı açtığımda mesela ne gönderdiği karşıma çıkıyor. İkinci ödevimi de açayım. Oktay Hocam da göndermiş. Bunu da açayım. Bakalım ne göndermiş. Evet. Bir tane Hülya Hocam böyle bir PowerPoint ekranı göndermiş. Diyelim resim olsun. Ha resim göndermiş mesela Oktay Hocam. Böyle bir bunda da bir içerik yok ama ikisi de boş bunların şu an. Tam olarak bir şey yok işlerinde. Şöyle içi dolu olan bir ödev var mı bakıyorum. Tekrar bir daha sayfamı yenileyim ben. Evet 3'e çıktı. Evet mesela Gamze Hocam bir tane ödev olarak resim göndermiş bana. Eğer bu gönderdiği şey bir metinse, bir görselse her türlü öğrencinin çalışmasını detaylı analizi yapabiliyorsunuz. Ne gibi? Mesela ben dediğim ki öğrencim evet göndermiş. Gayet güzel, hoş, evet ama şu kısımda yanlış bir ifade kullanmışsın. Mesela şuradan bakın metin kutusu. Şu kısımda işte şöyle şöyle yapsan daha iyi olur. Yani öğrenciye yorum atabiliyorsunuz direkt. Veya öğrencinin karşı taraftaki işte bunu gördüğünde sizin ha bak hocam benim burayla alakalı bir yorum yapmış. Mesela şurayı değiştir dedim. Yorum attım. Şu sağ tarafta yorum ekle diye bunu yapıyorum. Tekrar bir yorum ekle diyorum. Mesela şu pi sayısı olmamış şöyle yap diyorum vesaire. Bu öğrenciyle benim aramda olan bir diyalog. Etkileşim de buradan geliyor zaten. Ve harika 100 verdim. Gayet birinci notlama kısmına 50. İkinci notlama kısmına 50. Bakın puanlama cetvelim burada çıktı. Geri ver dediğimde direkt öğrenciye gönderebilirim. Gizliyorum dediğimde ödevle birlikte gizliyorum atabilirim vesaire. Yani Google Classroom'un kullanma mantığı böyle. Bunun tabii internet üzerinde daha çok detaylı anlatım
videoları, anlatım özellikleri var. Onları izleyerek daha detaylı öğrenim sağlayabilirsiniz. Ve ben arşivle dediğimde sınıfımı komple siliyorum ve kapatıyorum. Classroom mantığı bu. Sizlerin Classroom içerisine dahil olduktan sonra öğrencilerinizin, annelerin veya ebeveynlerin cep telefonlarıyla tek bir uygulamayla sınıfınızın yönetmeni sağlayabilirsiniz. İlla bir bilgisayar vesaire de gerek yok. Öğrencilerin kontrol etmeniz yeterli. Yani öğrencilerle WhatsApp üzerinden, Telegram'dan vesaire sohbet uygulamalarından veya EBA'dan oradaki o sohbet, o kalabalık ortamdan kurtarıp sizi bir dijital platformda sınıf oluşturacak bir ortama getirmenizi sağlıyor. Tabii öğretmen başlarına bir öğretmen olması güzel. Öğrenciler bunu öğrendikçe kendi aralarında da sınıf oluşturuyorlar. Yani bunlar tabii güzel şeyler ama bazı öğrenciler yanlış amaçla da kullanabilir neticede. Bu şekilde. Ben burada devam ediyorum. Koleksiyonlar kısmı var. Sanat kültür uygulaması, Google Formlar ve Google Seyahat. Bir tane de şurada bir uygulamam kalmıştı. Google Analiz. Evet, bunları da anlatıp eğitimimi bitireceğim. Google koleksiyonda sizin kullanmış olduğunuz Google üzerinde şöyle bir tekrar açalım. Yani internette yeni bir koleksiyon, şöyle bir oluşturalım yeni bir koleksiyon. Yani sürekli olarak kullandığınız, internette aramalarınız vesaire, internet tabanlı kullanmış olduğunuz siteler, kullanmış olduğunuz web sayfaları vesaire, sizin Google üzerinde yapmış olduğunuz işlemlerle alakalı kısım burası. Ben bunu hiç kullanmıyorum. Yani çok işime yaramıyor ama bir öğretmen, yani ben genel olarak şu üst tarafta klasör olarak kullanıyorum. Girmiş olduğum sayfaları vesaire, kullanmış olduğum siteleri. Koleksiyonun mantığı bu ama çok fazla bir benim için önemli olduğunu söyleyemem. Google Art Culture uygulaması. Burada dünya çapında var olan birçok müzeyi, uygulamayı, yani resmi vesaire görselleri gezme imkanınız var burada. Bu müzeleri inceleyebiliyorsunuz. Buradaki fotoğrafları detaylı olarak bakabiliyorsunuz. Veya bunun mobil uygulamasında Google Art Culture'ın Art Selfie diye bir özelliği var. Oradan da fotoğrafınızı çekip size dünya çapında benzeyen en çok resim koleksiyonu görebiliyorsunuz. Mesela Art Culture indirdiğinizde en aşağıda Art Kamera, Art Selfie özelliği var. Onu çekiyorsunuz böyle. Hangi sanatsal tabloya benzediğinizi vesaire gösteriyor. Yine Art Culture üzerinde sanatçılar, malzemeler, sanat akımları, tarihi olaylar, tarihi kişiler gibi kendi alanında, veri tabanında oluşturmuş olduğu birçok bilgi var. Burada kendi alanında A'dan Z'ye tarih kişilikler kısımlarını böyle detaylı inceleyebilirsiniz. Tabii öğrencilerinizle bu sitelere girip öğrencilerinizin ilgi alanına göre veya sizin belirlediğiniz bir şekilde buradaki kişilerden herhangi bir tanesini araştırıp bakabilir. Yani mesela böyle yanlış bir kişiye tıklamayalım şimdi. Yani burada mesela evet çok da güzel Mustafa Kemal Atatürk çıktı. 31 tane öğe varmış. Tabii burada hayatıyla alakalı, resimleriyle alakalı veya kendi bir takım sözleriyle alakalı da ufak tefek bilgiler veriyor. Bu şekilde bir araç. Yine Google Seyahat Aracı kişisel seyahat rehberinizi oluşturmanızı sağlıyor. Google üzerinde ben bir yerden bir yere seyahat edeceğim. Diyelim uçuş yapmak istiyorum. Uçak bileti bakacağım. Buradan direkt bakabiliyorsunuz. Yani özel bir mobil uygulama vesaire kullanmanıza gerek yok. Mesela Trabzon'dan İspanya'ya uçacağım. Tıkladım, arat diyorum. Bana işte Trabzon'dan İspanya'ya böyle mesela Barcelona var. Evet, Barcelona'ya tıkladım. Oradan uçuşları mesela önüme getiriyor. Bakın bu şekilde evet 3.200 liraymış vesaire. Aktarmalı mı, aktarmasız mı? Konaklama dahil o gideceğim yerde otelleri veya kiralık yerleri veya havayolu şirketlerini bakın bu şekilde detaylı olarak belirlememi, kalkış zamanını özel olarak belirtebileceğim veya bagaj özellikleri veya süresi gibi özellikleri böyle detaylı olarak bulup okeyleyebiliyorum. Yani Google seyahat rehberinde yer alıyor bu. Seyahat rehberi önemli. Sürekli seyahat eden kişiler için planlama yapmak adına kullanılabilir. Yapılacaklar listesinde de yine bu biraz önce bakın eklediğim hemen direkt olarak buraya geliyor. Oteller varsa kalmış olduğunuz oteller, kalacak olduğunuz oteller seyahat rehberinde buradan otomatik olarak çıkıyor. Yine burada gideceğiniz yerle alakalı kiralık yerler varsa onlara da buradan kaydedebiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz ve buradaki internet üzerinden o yerlerle alakalı
bilgi de alabiliyorsunuz. Mesela böyle bir yer varmış. Benim uçuş yapacağım yere yakın bir yerde 897 Türk lirası fiyatında bir yermiş. Ve o yerin tıkladığımda resimlerini, görsellerini, yatak odası, işte ne bileyim konuk odası, 50 metrekare, klima var mı yok mu? Yine birçok bilgilerini böyle veriyor. Böyle ilginç ve güzel bir uygulama kullanabilir. Ve Google analiz özelliği var. Bu da ben mesela web sayfam var internet tabanlı. Bununla alakalı eğer böyle bir web sayfası mesela blogger veya bir blogunuz varsa onunla alakalı etkileşimi işte veya trafik bilgilerini, tıklanmalarınızı, sitelerinizi, sayfalarınızı detaylı bir analizi yapmanızı sağlıyor. Bu şekilde kullanılan bir uygulama. Mobil uygulaması biraz daha hızlı bunun, biraz daha avantajlı. Günlük, aylık, haftalık sitenizi ziyaret eden kişileri buradan görebiliyorsunuz tabii. Ve Google Formlar. Google Formlar anket aracı olarak, sınav aracı olarak veya kısa zamanda çok kişi tarafından veri toplamak amacıyla kullanılıyor. Ben Google Formların bir mobil uygulaması yok. Bu uygulamalar içerisinde belki de mobil uygulaması olmayan tek bu herhalde. Google Formlar bir sayfa üzerinde oluşturduğunuz ekran üzerinde karşıdaki kitleden bilgi almanızın ve veya sizin bilgilerinizi yorumlamanızı da isteyebilir aynı zamanda. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben burada şöyle kaç dakikamız, bir saatimiz oldu. Şöyle bir 5 dakikada sizi bir sınav yapmak istiyorum. 3 tane soru hazırlayalım diyelim. Mesela benim sınavım dedim. Eğer Google Form'u sizler bir sınav aracı olarak kullanmak istiyorsanız, Google Form'un üstteki menüsü var. Burada temalar, ön izleme ve ayarlar kısmı. Geliyorum ayarlar kısmına. Burada testler kısmını, bunu test yap diyorum. Artık Google Form'ları test olarak, özellik olarak yapmak istiyorum ve test özelliğini aktif yapmış oldum. Katılımcılar doğru cevapları, yanlış cevaplanan soruları görmesin. Sadece sorusunu sorsun geçsin. Bu test seçeneği Google Formların bilinen bir özelliği değil. Genel anlamda çok fazla bilinmez. Google Formlar hani bir şey yazdım, doldurdum. O bilgiler bana geldi. Onlara ulaşıyorum. Böyle bir araç olarak bilinir ama Google Form'un en önemli özelliklerinden bir tanesi sınav aracı olması ve test özelliğini açtıktan sonra bakın eklediğiniz her soruya alt tarafta bir cevap anahtarı oluşturuyor olması. Diyelim Türkiye'nin mesela başkentini soralım. Türkiye'nin başkentini sordum size soru olarak. Çoktan seçmeli mi? Bunu kısa yanıt olarak yapıyorum. Kısa yanıt metni, cevap anahtarı. Geliyorum cevap anahtarını doldurmaya. Ankara diyorum mesela. Öğrenci büyük harflerle Ankara yazdığında doğru olsun. Veya baş harfi büyük yazdığında doğru olsun. Veya hepsini küçük yazdığında bu da doğru olsun. Ve bu sorunun ortalama puanı da 20 olsun. Bakın. 3 tane alternatif doğru cevap özelliği eklemiş oluyorum. Ve tüm diğer yanıtları da hatalı olarak işaretliyorum. Tamamlandı diyerek ilk sorumu eklemiş oluyorum. Mesela bir soru daha ekleyelim. İkinci soruma. Buna da çoktan seçmeli olsun mesela. Buna da işte Türkiye'nin başkenti nedir dedim. Yine buraya Ankara yazdım. İşte yine aynı şekilde şuraya İstanbul yazdım vesaire. Bu sefer doğru cevabı seçiyorum. Ve yine bunun cevap anahtarı kısmına diyelim burada 20 puan ekliyorum. Ve ben her puanlı soru eklediğimde sağ üst tarafta bana toplam puanı bu şekilde bakın gördüğünüz gibi otomatik gösteriyor. Tabii sınavın arasına böyle başlık ekleyebiliyor, resim ekleyebiliyorum veya video ekleyebiliyorum. Bir video ekledim. Bu videodan sonra işte öğrencim vesaire hani onun karşısına bir soru getirdim gibi böyle olabiliyor. Ve güzel taraflarından biri de yine bölüm ekleyebilmeniz. Mesela benim birinci, ikinci, üçüncü kısımlarım olsun. Diyelim ben öğrenciye bir Google Form anketi gönderiyorum. Tamam. İlk anketimde yani ilk kısımda, ilk bölümümde benim öğrencim bana sadece şey yapsın. Şunu bir yukarıya alalım. Şunu böyle tutup yukarıya şuradan açabilirsem şuraya ekleyeyim hatta. Şuraya bir bölüm ekleyeyim. Ha. İlk bölümümde bana öğrencim adını girsin mesela. Desin ki şöyle kısa yanıtlı bir seçenek olsun. Adınız desin bana kısa yanıtlı ve gerekli. Buna puan vermiyorum. Bölümler ekranlardır yani sayfalardır. Siz formlarda bölüm oluşturduğunuzda karşınıza böyle bir ekran çıkar. Gönder ileri dediğinizde ikinci sayfaya geçer. İlk sayfada sınavım dedim, adını istedim.
İkinci sayfaya geçtim. Türkiye'nin işte başkentini istedim. Şu başkent kısmını, mesela şu kısmı üçüncü bölümü eklemek istiyorum. Formlar arasında eklediğiniz soruları, bölümleri değiştirmek istiyorsanız sadece tıklamanız yeterli. Şu üst tarafta böyle bir noktalı seçenek var. Oraya tıkladığınızda, yani şu kısma şöyle, şurası bir bakayım, şu an görünmedi. Aşağıya alayım onu biraz daha. Heh, şurası. Kalemimi bir açayım. Benim ekranda görünmüyor. Bir parlama oldu. Yani şu kısımda şöyle bir nokta çıkıyor. Buna tıkladığınızda böyle taşıyabiliyorsunuz kısacası. Yani Google Form'un genel mantığı bu. Sizin yapmış olduklarınızı oylayabilirler. Yapmış olduğunuz sınavlara puan ve yani not gelebilir, puan gelebilir, puan verebilir. Öğrencilerinizi doldurmasını isteyebilir. Ön izleme diyerek de böyle bir öğrenciye göndermeden önce nasıl bir ekran olduğuna şöyle bakabilirsiniz. Mesela 1-2 diyorum. Böyle bir şey göndereceğim. Başkenti yazacağım. Mesela 7 yazdım, gönderdim. Sonradan da bir seçenek işaretleyeceğim, göndereceğim. Ve öğrenciler bunu gönderdiklerinde sizin yanıtlar kısmında da bu şekilde analiz olarak bunu yapabiliyorsunuz. Ben bunu da yine bir göndermek istiyorum size. Mesela şuradan URL'yi kısalt diyorum, kopyala diyorum. Birçok Google'un aracında olduğu gibi yine bunda da aynı mantık var. Bazılarında gönder var, bazılarında paylaş var. Google araçlarını kullanarak yapmış olduğunuz tasarımları veya özelliği, sınavı veya işte projeyi veya içeriği neyse gönder dediniz. Tıkladınız gönder butonuna, bağlantıyı tıklıyorsunuz. Herkesle paylaşabilirsiniz bunu. Ben chat bölümüne tıkladım. Şuradan aşağıya alayım biraz chat bölümünü. Mesela buna tıklayın. Buradaki soruları bir cevaplandırın. Ve ben de bir şuradaki sorulara bakayım bu arada. Ben şimdi bir geliyorum bağlantıma. Evet, 24 tane yanıtım var. Bu 24 tane yanıtı toplam puana göre bakın böyle sıralıyor. Adınızı istiyor. Başkentleri bakın mesela en çok baş harfi büyük Ankara şeklinde. 16 öğretmenim yazmış mesela. Yine diğer türlü 7 yazan var. Bunu ben yazdım. İşte U, İ, E, A yazan var. Başkent dediğimizde yine Ankara seçeneği bu şekilde seçilmiş. Ve buradan e-tablo oluşturma dediğinizde bu yapmış olduğunuz sistemi e-tabloya aktarabiliyorsunuz. Bu neden anlattım? Şöyle bir sınav yaptınız diyelim. Çoktan seçmeli koydunuz, kısa cevaplı soru koydunuz. Sınavınız yaptınız, 30 tane soru sordunuz, bitirdiniz. Bakın puanlama sistemini kendisi otomatik sol tarafta gördüğünüz gibi yapıyor. Yani hazır sınav kağıdını oluşturuyorsunuz. Öğrencilerinizi online şekilde sınav yapıyorsunuz. Puanlamasını Google kendisi otomatik zaten yapıyor. Verdiği cevaplar burada. Öğretmeni ben 68 aldım. Ben 93 aldım. Ben 91 aldım. İşte ne aldım? Bak 7 soru yanlış yapmışsın. Cevap Ankara'ydı. Sen gitmişsin Rize yapmışsın gibi. Bu şekilde de öğrencileri yönlendirebiliriz. Böyle detaylı olarak analizlerini buradan yapabiliriz. Benim formum tamam, artık öğretmenlerim doldurdu deyip şuradan formumu kapatabilirim. Artık bundan sonra kimse formu dolduramaz. Sorulardan bir tanesi şöyle soruluyor. Ben formu paylaştım hocam. Mesela dün akşam formu paylaştım ama aklıma sonradan bir soru daha geldi. Tekrar ekleme yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Yeni bir şey eklediğinizde anlık olarak güncellenir ve o linke tıklayan kişi sayfayı yenilediğinde anlık olarak o linki karşısında görür. Yani o yüzden anlık olarak güncelleme de yapabilirsiniz. Tabi ayarlar kısmından yazdırabilir. Yani şu yapmış olduğunuz ekrandaki sınav olarak yaptınız bunu. Hocam ben Google Form'da sorular hazırladım. Peki bunu PDF olarak çıkartıp öğrencilerin önüne kağıt olarak koyabilir miyim? Koyabilirsiniz. İstediğiniz tarzda sorular hazırlayıp buradan direkt çıktı alıp kağıt olarak öğrencilere dağıtıp öğrencileri sınav yapabilirsiniz. Tabii ki size bağlı. Tüm yanıtları siliyorum ve formumu tamamıyla temizliyorum ve ondan sonra kapatıyorum. Google'un genel araçları böyle. Aslında Google'a ait, kendisine ait de zaman zaman internet üzerinde birçok araca rastlayabiliyorsunuz ve bunların her biri Google için çok avantajlı uygulamalar gerçekten. Hem size hem dersinize hem kullandığınız teknolojiye çok fayda sağlıyor. Telefonu, teknolojiyi, bilgisayarı daha kolay kullanmanızı, kendinizi bu alanda geliştirmenizi sağlıyor. Ve ben elinden geldiği kadar konuyu anlatmaya çalıştım. Anlaşıldığını umuyorum. Varsa sorunuz, sorularınızı alayım ben. Katılan ve dinleyen herkese
Teşekkür ederim. Yani bunların önemi öğrencilerimize daha kısa yoldan ulaşmak, öğrencilerimize bir kazanımı daha farklı şekillerde, zenginleştirilmiş şekillerde aktarmak, günümüzün eğitimle harmanlaşmış şekilde ne kadar kullanabilirsek teknolojiyi o kadar iyi diye düşünüyorum. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Teknolojiyi güzel ve doğru kullanmanız ümidiyle herkese iyi akşamlar, hayırlı günler diliyorum.